İşte elini kaldırıyor, indiriyor sağa sola. Ne yok ki? Hangi birini say? Ben dadaş gelini, dadaş anası, dadaş bacısı, dadaş kızıyım. Hemen ayağa kalktım dedim arkadaşlar. Aha dedim, bakın imzaladığınız şeyi ona göre imzalayın. Nasıl sinirlendiler? Sen kendini ne zannediyorsun bakayım? Ne oldu dedim? Neden buna su bağlıyorsun? Zeki ablayı seviyorsunuz. He. Kıymet bilenlerin iti yakışıdır. Sizin itinizin bile benim başımın üstünde yeri var. Hepiniz Rabbime emanet olun. Ablacığım hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? Vallahi sizi gördüm, çok iyi oldum. Biz de seni gördük, çok çok iyi olduk. Seni biraz tanıyalım mı? Biz tanıyoruz ama tanımayanlar için. Tanımayanlar için. Evet. Dışta gülen bir yüz, içte sızıyım. Ben bu ovaların dertli kızıyım. Dadaşın yanında şans yıldızıyım. Ezelden ebede dadaş kızıyım. Erzurum'un Kaşkale ilçesinde 11 kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelmişim. Ve araştırmacı yazarlıkta karar kılmışım. 43 yıllık evliyim. Bir oğlum, bir kızım var. 5 tane torunum. 16 tane de ayrıca evladım var. Allah Allah, bu 16 tane evlat kim diyecekler. 16 tane basılmış kitabım var. Onlar benim evlatlarım. Her birine en az 2'şer yıl, 4 yıl hatta 7 yıl emek verdiğim var. Nasıl evlatlarımdan ayırırım onları? İlk kitabımı yeni evliydim. Eşime bazı ajandaları gösterdim. Dedim ki ya benim burada kompozisyonlarım var, şiirlerim var. Bunlara bir bakar mısın? Kendisi inşaat mühendisidir. Teknik bir adam olmasına rağmen çok iyi bir şiir dinleyicisidir. Çok iyi bir tiyatro seyircisidir. Ve iyi bir okurdur. Ondan sonra bunları okuyunca benim bir arkadaşım vardı. Banu Çiçek Kırzıoğlu. Bu Fahrettin Kırzıoğlu hocamızın, rahmetlinin yeğeni. Edebiyat hocasıydı eğitim fakültesinde. Ona gösterdi. Dedi ki ya hele bak dedi, bunları saklamaya gerek var mı? Bunlar saklıyor, böyle koymuş atmış bir dipte duruyor falan. İşte Banu hocamın ve Fahrettin hocanın da hatta teşvikleriyle Erzurum'da Hürsöz gazetesi vardı o zaman. Hürsöz'de bir hafta yazdı, bir hafta şiir çıktı. Biz de hala o işin çilesini çeken amatör ruhla devam etmeye çalışıyoruz. Asla profesyonel olmadım. Olacağım, olmak da istemiyorum. Çünkü amatör ruhla çalışmak daha teşvik edici. Vallahi ben eşimi seçmedim. Eşimi ailem seçti. Hatta amcam seçti. Amcam kendisi çok yakışıklı, çok sabırlı, çok efendi, düzgün bir adamdı. Kendi gibi de birini buldu bana. Gelmiş istemiş kayınbiraderlerim, kayınpederim. O da demiş ki ben zaten o çocuğu tanıyorum. Yaptırdığım cami hocasının, ev hocasına yaptırdığım lojmanın projesini o çizdi. Çok efendi, düzgün biri. Bizim evimiz var. Bunlar da geldiler, istediler, verdiler. Ben de diyorum ya, diyorum köylerde bile adam diyor şöyle kapının önünde geçsin bir görün, ben hiç görmedim. Sonra öz babama abi diyordum, biliyor musunuz? Bana dedi ki niye Kadir İnanır'a, Cüneyt Arkın'a görünce deli oluyorsunuz dedi. O da dedi aslanlar gibi delikanlı dedi. Ne olmuş? Ya dedim abi hiç görmedim. İyi dedi, babana söyle o zaman. Babam vazgeçti. Babam da abisi ya. Babama nereye söyleyeyim, mümkün mü? Dedim asla babama söyleyemem. O nasıl derse öyle olsun. Ve nurlar içinde yatsın ki Mehmet Nuri Çomaklı'ya beni eş olarak layık görmüş. Aşkale ilçesindenim aslen. Biraz önce de dediğim gibi 11 kardeşin en büyüğüyüm. Efendim Aşkale ilçemizdeki büyüme şartlarına göre biraz farklı yetiştik. Rahat yetiştik. Yanlış yapmadık. Rahat yetiştik ama yanlış yapmadık. Dedem çok ileri görüştü. Bir İstiklal Savaşı gazisiydi. Kız çocuklarının okuması açısından müthiş bir hevesi vardı. Hepimizi okuttu. En azımız lise mezunuyuz. Ben bile açık öğretim 3. sınıfta dondurdum. Ve hala donmuş bir şekilde duruyor. Matematikten geçemiyorum. 2 kere 2, 5. deyip duruyorum.
Makinalar beni geçirir mi? Burada üniversitede olsam herhalde o kaldığım 49'u 69 yaparlar. Ama maalesef makinalar 49'u 69 yapmıyorlar. Peki Erzurum'u seviyor musun? Erzurum'u seviyor muyum? Bana sorulabilecek en müthiş soruyu sordunuz. Erzurum gerçekten farklı bir memleket. Rabbime şükürler olsun ki beni Erzurum'da yaratmış. Erzurum'da en çok sevdiğin şey ne? Samimiyet. Şimdi bazen kızarım Erzurumlulara. Derim ki iki Erzurumlu az, üç Erzurumlu fazla. Neden bunlar bir araya gelmiyorlar falan. Ama yok. Ne olursa olsun Erzurumlunun, Dadaş'ın, şu soğuk diyarın, sıcak insanlarının samimiyetini hiçbir yerde bulamazsınız. Erzurumlu olmayanlar Erzurum'a bir an önce gelsin mi? Bir an evvel gelsinler. Geliyorlar, yeme içme öğreniyorlar, gezme tozma öğreniyorlar, eşya alıyorlar. Kilimlerden gelenler hereke halılarla geri dönüyorlar. Burma bilezikleri koluna takıp dönüyorlar hayatlarında. Gelsinler de dünyayı öğrensinler Erzurum'da. Peki dışarıdan hiç Erzurum'u bilmeyen bir insan Erzurum'a geldi, havaalanına veya otogara indi. Ne yapabilir? O mutlaka bir iş için gelmişse zaten onu insanlar karşılarlar, gayet sıcak, her şeyi hallederler. Yine de güzel canını mağını yedirirler, toplantısını şunu yapar, yolcu ederler. Erzurum'a diyelim ki tayinden biri geldi. Samimi söylüyorum, en az 3 gün, 4 gün onun evine sabah kahvaltısında bir tepsi gider. Öğlen yemeğinde bakarsınız yemek gider, aman günahtır, yabancı, garip. Gelmiş, evini yerleştirene kadar olsun. Yardımcı olalım diye. Hani sadece bizde, bütün Türkiye'de bu tabii ki var, bu cenaze evlerinde falan, ama bizim öyle değil. Bizim hayatımızın rutin şeyleri bunlar. Komşumuzun bile sıkıntısı olsa o anda hemen deriz ya bir dur sen yama, yemek yapma, bende yemek var. Hemen yani çok rahatlıkla o tencereyi götürüp ona verebiliriz. Yabancıya daha çok kucak açıyor Erzurumlu. Yani belki de kendi çocuğuna yapmadığı, göstermediği toleransı yabancıya gösteriyor. Sütü temiz olan yabancı da bunu inkar etmiyor. Gerçekten komşuluk ilişkileri çok fazla bir şey. Ben her zaman derim ki biz sadece babamızın kızı değiliz. Biz komşumuz Ahmet Bey'in, Ahmet amcanın, işte Mehmet amcanın da kızıyız. Çünkü neden? Onlar bizi sahipleniyorlar. Bizim edebimiz, haysiyetimiz, düğünümüz, nişanımız, her şeyimiz onların elinden geçiyor. Çünkü onu kendilerine sorumlu hissediyorlar kendilerini o konularda. Şimdi onlar o samimiyetle size yaklaşınca siz farklı bir şey düşünebilir misiniz? Kalemi bırakmadım. Şu anda Türkiye'de efsaneler vardır. Şimdi benim kitaplarımın 5 tanesi Erzurum kültürüyle ilgili. Beyaz Şehrin Sultanları, Erzurum hanımlarıyla. Tarihte yazılmış kadınlar falan orada var. Yani biz zannediyoruz ki sadece nur içinde yazılan Nene Hatun, Kara Fatma, hayır değil. Bizde ne Nene Hatunlar ne Kara Fatmalar var. Ondan sonra birisi de Karar ülkesinin damak tadı, Erzurum yöre mutfağı. Efendim birisi de İpek yolunda bir kavşak Aşkale. Bunlar hep anam başka bağlar, bacım bir başka Erzurum oyaları. Bunlar hep Erzurum kültürünü geleceğe taşıyan kaynak kitaplar. Bunun yanı sıra öykülerim var. Bunun yanı sıra 3 tane çocuk edebiyatım var. Mini mini şiirler, mini mini öğütler, mini mini masallar. Ve tamamen Türkçe, hiçbir kelime, yabancı bir kelime göremezsiniz. Bunu Kazakistan Kültür Bakanlığı Türkçe yazan yazarlar günlerine beni davet etti. Ramazan'dan önce 10 gün Kazakistan'a gittim bu kitaplarımdan dolayı. Fakat şu arada bir şey var elimde, bitirmek üzereyim. Yani belki mizampajına da bir iki güne girerim. Şimdi Türkiye'de şeylerimiz var, efsanelerimiz var. Şimdi mesela Sarı Kız efsanesi diyelim. Balıkesir'de Kaz Dağları'nda yaşamış işte bir kaz çobanı olan çok güzel bir kızın hikayesi. Ama onu hep böyle bir iki paragraf görürsünüz. Ben onu böyle betimleyerek, aslına sadık kalarak, asla bir şeyi uyduruk, hiçbir şeyi yok. Ama aslına sadık kalıp, betimleyerek, genişleterek bu efsaneleri yazdım. İnşallah onları basacağım Allah izin verirse. Son elimde o var. Şiirler de var. Onlarsız olmaz. Kitapların içinden, şimdi hiç ayıramıyorum. İpek yolunda bir kavşak Aşkale benim doğduğum ilçe. 7 yıl bizzatiye emek verdim. 7 yıl.
elimde kalmış 4-5 tane 70-75 yaş üzeri büyüklerim vardı. Şu anda hiçbiri yok. Onlardan hep aldım, canlı dokümanlarım. Onu hiçbir şeye değiştiremem. Kitaplarımın hepsinin başı o. Ama diğerleri de hiçbirini birine değiştiremiyorum bu sefer. Dadaş Kızıyım ilk Hatmi Gül, Duyguları Giyinmek isimli kitabımda yer aldı. Arkasından Hatmi Gül'de, arkasından da Papatya Yağmurları isimli şiir kitabımda yer aldı. Fakat o hemen hemen Türkiye'nin her yerinde Erzurumların bastığı dergilerde, vakıfların, derneklerin bastığı bütün dergilerde var. Yani o şiir benden çıktı. O şiiri yazan benim ama şiirin sahibi Dadaş Kızlar. Mesela arkadaşlarımızla bir Ankara'da bir toplantıya gitmiştik. Bak nereden aklıma geldiyse şeytan dürttü. Orada çok olumsuz şeylerle karşılaştık. Kadınlarla ilgili toplantı. Birisi de bir dosya getirdiler bize böyle. Alelacele imzalattırıp diyorlar. Alelacele bir imza. Dedim ya arkadaşlar bir saniye. Biz de burada 8-9 arkadaş gitmişiz. Ankara'da büyük bir otelde. Dosyayı bir baktım ki. Çok özür dilerim ama yani yapacak bir şey yok. Ben sizin ablanızım. İşcinselere evlilik izni verilmesi için bize imza topluyorlar bizde. Hemen ayağa kalktım dedim arkadaşlar. Dedim bakın imzaladığınız şeye ona göre imzalayın. Nasıl sinirlendiler. Sen kendini ne zannediyorsun bakayım? Ne oldu dedim. Neden buna su bağlıyorsun? Sen kendini imzalamayacaksan neden imza? Ama dedim bilmiyorlar. Ne imza? Burası Türkiye Cumhuriyeti dedim. Burası Türk Müslüman toplumu. Kabahatte gizlidir, ibadette gizlidir. İmzalamıyorum, arkadaşlarım da imzalamıyorum. Al da git, hadi. Şimdi böyle sizi sinir ediyorlar ama bu tabii ki çok komik bir şey. Onlara kızdın mı? Hayır. Farklı bir yaratılışta olabilirler, amenna. Rabbim öyle yaratmıştır, haşa. Ama keyfi bir şey yapıyorlarsa niye ben onlara tarafımı şey yapayım yani? Erkek erkekten evlenecek, Allah okur gide. Mesela bir de hatırladım, şiirler dediniz ya, belki Sıtkı Erdoğan Hoca vardır. Uzaktan gelmişim, yorgunum hancı, şuraya bir yatak ser yavaş yavaş, onun şairidir, bunu herkes bilir, bilmezlerse ayıp ederler. Ama tabii gençlerde şu anda çok üzülüyorum çünkü gençlerin okumayla mokumayla hiç alakaları yok. Okur yazar bir milletiz ama okur bir millet değiliz. Çok üzülüyorum bu konuda. İnsan kendini geliştirmek için okumalı. Fırsat buldukça okumalı. İnanın 2 gün önce Ankara'dan gelirken uçakta adamın birisi bir kitap açmış. Bu çivi yazısı mı? Bu ne? Ama bu herifin yüzüne eğildim ki adam Çinli mi, Japon mu? Yazı bile okumuyor. Yaşlı, 80 yaşında. O kitabı açtı, okudu, inerken de indirdi. Dedim utandım kendime. Dedim yazıklar olsun bana. Yanına bir tane kitap aldı, her zaman alıyordu. Şu adamdan utan. Adam döndü bana baktı. Benim elim boş. Onun elinde kitap var. Yani dediğim gibi okur yazar bir milletiz, evet. Ama okur bir millet değiliz. Bunu ilerletmemiz lazım, okumamız lazım. Bakın okumadıkça geriledik. İnanın kültürü, özellikle kendi kültürümüzü. Bir yöresel bir şey oluyor. Efendim ben onu yapmam, ben onu sevmem, ben onu... Yapmayın arkadaşlar, kendi kültürünü kaybeden milletler millet olma vasfını kaybederler. Ve Bekir Sıtkı Erdoğan Hoca'yı dedim. Hani vardır, askerin en büyük şeyi, şiiridir. İbibikler öter ötmez oradayım diye, bunun şahididir. Benim en büyük şansım Bekir Sıtkı Erdoğan Hoca olmuştur. Şiirlerimi yazar, ona okurdum. Derdi ki bırak dursun, bir ay sonra falan bir bak, bana orada bir eksiklik var, bunu söyleyeceksin. Gerçekten öyle olurdu. Ve hep derdi ki ağzından çıkanı kulağın duysun. Mutlaka sesli oku, kendin dinle diye. Bu bir günlü Bekir Sıtkı, Allah rahmet eylesin, 1,5 yıla yakın oldu, vefat etti. Burada 4 yıl subay olarak kalıyor. Bir gün nöbetçiymiş. İşte böyle tam şeyden bakıyor, tabyaları görüyor. Diyor ki sanki tabyalar burçlar haline geldi. Ve o burçlar o sabah ezanından abdest almışım, böyle diyor kollarımı indiriyorum. Sanki diyor o tabyalardaki burçların arasında her biri bir nene hatun, bir kara Fatma, bir name kadın Erzurum'u bekliyorlar dedi. Öyle dedi, etkilendim ki böyle kendimden geçtim. İşte diyor ki bir şimşek çakıyor, yine bir şimşek çakıyor Erzurum tabyalarından. Dizilmiş Fatmalar, neneler tek tek bakıyor Erzurum tabyalarından. Bu da benim için çok büyük bir hatıradır.
bana anlattığı bir hatıradır, birkaç şeyde. Hep bana kızmıştır o. Biz de senin yaşındaydık, biz de senin gibiydik. Hiçbir zaman yazdıklarını atma, ziyan etme. Biz de büyüklerimizin sözünü dinledik, cici kızlardık. İyi kötü bugüne de geldik, tekrar ediyorum. Amatör ruhla o amatörlüğü, o çıraklığı hiçbir zaman kaybetmedim, etmek de istemiyorum. Devam etmeye çalışıyoruz. İyi ki varsın ablacığım. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız sizler. İyi ki ben Erzurumluyum. İyi ki dadaşlarım var. İyi ki dadaş kızları var. Önce Rabbim, sonra dadaş kızları ve dadaşlar Zekiye ablayı abla yaptılar. Zekiye Çomaklı'yı. Zekiye ablalık vasfım adımın önünde giden bir şey. Kendi kendine olmadı bu. İnsanların sizi sevip, sizi değerlendirip, size kıymet vermeleriyle, sizi teşvik etmeleriyle oluyor bu işler. Bir arkadaşımız iki kızını getirdi bana, kendisi öğretmendir. Dedi ki şu küçük var ya dedi, bu dedi Zekiye Çomaklı olacak dedi. Ama onu sevmem dedim. Öyle bir durdular. Ya Zekiye Çomaklı bir tane var. Sen Zekiye Çomak'tan 10 adım önde olmalısın seni sevmem için. Benim 16 kitabım varsa senin 20 kitabın olmalı. Bunu yapacaksın ve ben seni çok seveceğim. O ortaokuldaki o kız çocuğu kalktı boynuma sarıldı. O espriyi, o şeyi, o ince nüansı çözdü ve sarıldı boynuma. İnşallah yapacağım dedi. İnşallah öyle olur. Seviyorum memleketimi. Allah hepinizden razı olsun dedim ya. Zekiye abla delikanlı olabilir. Zekiye ablanın özü sözü doğru olabilir. Zekiye abla sizin ablanız olabilir ama altın tepside Zekiye ablayı Zekiye abla yapan önce Rabbim sonra sizlersiniz. Ablacığım bu hamam takımı için ne diyorsun? Bu düğünlerde kız tarafı hamam takımı. Hamam takımı bizim zamanımızda da ağırdı ama şimdi komşu komşuya bakar canını ateşe yakar hadisesi var ya, birbirlerine baka baka ocaklarını batırıyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Bizim zamanımızdaki gibi yine yapın. Yine hamam halısını da alın, gümüş nalınını, gümüş tasını da alın ama şu füzülü bazı harcamalar var ya, lütfen onları yapmasınlar. Gerçekten çok fena bir durum. Oğlu olanlar bu konuda perişan oluyorlar, yazıktır. Birbirlerine bakıyorum, olur olmaz şeyler çıkıyor, aklım hayalim duruyor. Ya hamam takımında havlusunu, çamaşırını, geceliğini, sabahlığını, ayakkabısını, derliğini, halısını, işte gümüş tasını, içine harçlığını, bunları koyarsınız. Öbür füzuli şeylere ne gerek var? Hepsi para tuzağı. Birbirine bakıp birbirini canını ateşe yakıyorlar. Ama adetimiz ama olsun. Fakat abartı olmasın. İnanın abartı güzel bir şey değil. Bence hiç yakışmıyor bize. Biz doğunun insanıyız. Bize abartıya gerek yok. Doğal insanlarız biz. Dışta gülen bir yüz, içte sızıyım. Ben bu ovaların dertli kızıyım. Dadaşın yanında şans yıldızıyım. Ezelden ebede dadaş kızıyım. Örülmüş kaderim boncuklu oya. Palan döken bekçi geline toya. Ruhumu titretir gördüğüm rüya, eskimle, barımla dadaş kızıyım. Eğilmez, dik durur mağrurdur başım, yanık türkülerden sızar gözyaşım. Dadaşım, toprağım, bir lokma aşığım, göğsüm gurur dolu dadaş kızıyım. Dapkan Ovası'nın şen düzlerinden, bin türkü çağrılır gönül telimden. Kapkara gözlerim bakar derinden. Ben dadaş gelini, dadaş anası, dadaş bacısı, dadaş kızıyım. Efendim bir Azeri şair diyor ki, kalbi kara ile dost olma baştan. Akıbet düşürür seni bir taştan. Bed nefes komşudan, hain kardeştan. Kıymet bilenlerin iti yakşıdır. Sizin itinizin bile benim başımın üstünde yeri var. Hepiniz Rabbime emanet olun. RG TV için neler söylersin? Erzurum'da yeni bir kanal. Çok mutlu oldum. Elbette ki Erzurum'a yapılan her şey faydalıdır. Her güzel şeyin de yanında olmak zorundayız elimizden geldiğince. Rabbim bile diyor ya, kulumun gücünün üstünde kulumdan bir şey isteme. Bizim elimizden gelen ne varsa RG TV'yi olarak yani Erzurum'un adına uygun olarak yürütmek isteyen herkese başarılar diliyorum. Her zaman elimden gelen ne varsa yanlarında olacağımı söylüyorum.
Rabbim hayırlı uğurlu çalışmalar etsin inşallah. Ve bir şey söyleyeyim mi? Zeki ablayı seviyorsunuz. He. E size kurban olayım. Sevirsiniz de. Gelin Ereğet TV'ye de abone olalım. E abone olalım ki yaşasın Ereğet TV canım. Ondan bundan yaşamaz. Bunlar bizimle yaşar. Çünkü bunlar bizim. Hani diyor ya sen bensen ben de senem. Sana kurban olayım, öğün de öleyim. İşte öküz de öleyim. Gelin biz bunları yaşatalım.